Uğur Mumcu 24 Ocak 1993'te kaybetmiştik. O gün Ankara'da Ankaralılar bilirler. Kuğulu Park'tan Akün Sineması'na doğru yürüdüğünüzde uzun bir yürüyüş yolu vardır. Cep telefonu yok o günlerde. Ama bir uğultu başladı öğle saatlerinde. Akün Sineması çevresinde. Uğur Mumcu adını duydum bir tek. Biri dedi vurmuşlar. Bir dedi bomba koymuştu. Zaten tedirgindik o dönemlerde. 1990'lar çok acı başlamıştı. 31 Ocak 1990 Muammer Aksoy, 7 Mart 90 Çetin Emeç, 4 Eylül 90 Turan Dursun, 6 Ekim 90 Bahriye Üçok. Yani bir sıra kinde endişesi, bir sıra kinde gerilimi vardı zaten. Ben duyunca bir taksiye binip doğru gidin dedim. Cumhuriyet'in Ankara bürosuna gideceğim. Günlerden pazar çünkü. Taksi şoförü Uğur Mumcu'yu vurmuşlar abi duydun mu dedi. Böyle bir uğultu, böyle bir şey birden görünmeyen bir yayın, bir şey hemen Ankara'yı kaplamıştı. Büroya gittim, oradan hemen evin önüne gittim. Tabii araç paramparça olmuş. Uğur Mumcu'nun karlar üzerinde bedeni beyaz bir örtüyle örtülmüş. Şöyle baktım binalara, dona kaldım. Uğur Mumcu'nun bedeninden kimi parçalar binalara yapışmıştı. Böyle acı bir gündü o gün. Bedeni paramparçaydı Uğur Mumcu'nun, gözlüğü paramparça. Yanılmıyorsam 28 parçaydı gözlüğü. Uğur Mumcu'yu katlettiler, 27 yıl oldu. Ama onun bedenini yok ettiler. Ruhunu, mücadelesini, gazeteciliğini ortadan kaldıramadılar. Doğrusu ben böyle geçen yıl yani 2019'un sonbaharından itibaren yeni kuşaklara Uğur Mumcu'yu yazmak istedim. Genel hatlarıyla zaten Uğur abi ilgili anılarım vardı. Birlikte yaşadıklarımız vardı. Ben o dönem Cumhuriyet'in önce Ankara'da haber müdürü, sonra İstanbul'da haber merkez müdürüydüm. Her gün saat 11'de telefon ederdi. Ben Uğur, ne var? Çünkü ne varı anlıyordum ben. Hani yemeklerden ne var değil tabii, haberlerden ne var? Bugün neler işleyeceksiniz? Yani böyle anlatırdık, dinlerdi. Sonra yasını geçerdi. O günlerde cep telefonu yoktu tabii. Böyle ben saat 1'e kadar meclis kütüphanesindeyim. 1'den 3'e kadar şu bürodayım. 4'ten sonra evdeyim gibi bulundukları yerin numarasını verirdi ki bir şey olursa haber iletelim diye. Çünkü bu kadar gazeteciliğin, bu kadar sıcak olayların içinde bir insandı. Uğur Mumcu hakikaten çok klasik bir söz ama kelle koltukta yaşadı. Öldürüleceğini biliyordu. Bir tek gününü bilmiyordu. İnanır mısınız? Yöntemini de biliyordu. Bahriye Üçok öldürüldükten sonra Uğur Mumcu Ankara'da hassas şubeler başkanı. Polisiye bir deyimdir bu hassas bölgeler. Hassas bölgeler şubesi. Oradaki bir sorumlu polisi evine çağırıyor. Diyalog olan polis diyor ki yani işte Bahriye Üçok'ta katledilmiş artık şey beni diyor yani bir saldırı olursa yani nasıl hangi yöntem diyor işte evinizde düzenli girip çıkıyor musunuz? Hayır diyor yani çünkü Uğur abi yazılarını yazdığı için çok düzenli girip çıkmıyor. Yani bazen 9'da çıkıyor, bazen 10'da çıkıyor. Tamam bu önemli. İşte gelenleri hemen siz mi açıyorsunuz? Hayır. Dış kapıda diyafon var, bir kamera, bu da önemli. İşte tartıyorlar. Şu çıkıyor, araca bomba koyabilirler deniyor. Ona karşı da çok tedbirliydi. İşte eşi ve çocuklarına bir şey olmasın diye önce kendisi araca binip sonra onları çağırıyordu. Biliyordu öldürüleceğini ama buna rağmen şunu söylüyordu hep. Korkak 1.000 kez ölür, cesur 1 kez ölür. Hep böyle yaşadı. Biz tabii hem o yıllarda, sonraki yıllarda da Cumhuriyet'ten arkadaşlarımız, öteki gazetelerden insanlar Uğur Mumcu'yu kimler öldürmüş olabilir, ne olabilir diye tabii araştırdık. O kadar çok kesimle uğraşmış ki devletin içindeki çeteler, hırsızlar, mafya, silah kaçakçıları, soyguncular, teröristler, terörden beslenenler, bütün bunlarla uğraşan adeta tek kişilik bir orduydu Uğur Mumcu. Ve öyle bir şey ki
bir durumu anlat, bir hani Urumcu'nun sağlığında sık yazdığı bir şeyi paylaşmak isterim. Yeni, özellikle genç kuşak gazetecilerin de güven vermenin ne olduğunu göstermek bakımından da. İbrahim Telemen diye bir silah kaçakçısı. Bayağı ciddi bir kaçakçı, silah kaçakçısı. Uğur Mumcu'ya bir mektup yazıyor. Diyor ki, ben diyor bu kaçakçılık olaylarının içindeyim. Ama diyor, insanlar öldükçe, yıl 1979, öldürüldükçe artık vicdan azabı çekiyorum. Mealen söylüyorum. Size anlatmak istiyorum her şeyi diyor. Düşünün, bir silah kaçakçısı, silah kaçakçılarıyla ilgili en çok yazı yazan bir gazeteciye güveniyor. O yazar bunu diyor. Bu yazarsa diyor, sözleşiyorlar. Ertesi gün görüşme planladıkları günün, o gün Uğur abi bekliyor o kişiyi, gelmiyor. Ertesi gün gazetelerde haber, İbrahim Telemen adlı kişi otel odasında ölü bulundu. Ya telefonu dinlemişler ya da işte fark etmişler, öldürmüşler. Uğur abi etkilemişti bu olay. Uğur abi, Uğur Mumcu 1942 doğumlu. Ankara Deneme Lisesi'ni bitirdikten sonra 1961'de hukuk fakültesine girdiği andan itibaren öyle bir yaşam sürüyor ki her alanda böyle aktif ve daha 20 yaşında, düşünün 1962'de dergileri yazılar gönderdiğinde bekliyoruz yazılarını diyorlar. O dönemin Yön Dergisi, Kim Dergisi, daha sonra Ortam, Yeni Ortam, bekliyoruz yazılarını diyorlar. Böylesine kabul görüyor. O yaşlarda daha. Devamında da işte Altan Öymen'le mobilya yolsuzluğu. Ondan sonra Cumhuriyet Gazetesi'ne geliyor ve 1900 Cumhuriyet Gazetesi'ne girdiği 75 yılından itibaren de ölümüne kadar Cumhuriyet'te gazeteciliğe devam ediyor. Uğur Mumcu'nun böyle yaşamında yazamayacağı, eğer doğru olduğunu bilirse üstüne gitmeyeceği konu yoktu. Ben birebir 6 yıl, hani ben gazetede sorumlu kaldım. Uğur abi gazetemizin en önemli yazarlarından biri olarak hep kendisiyle diyalogumuz oldu. Bir konuyu ele aldığında konu ondan kaçmazdı. Her şeyi didik didik ederdi. Uğur Mumcu kendisi gibi düşünmeyenler bile ona saygı duyardı. Bilirlerdi ki Uğur Mumcu doğruları yazar, Uğur Mumcu çarpıtmaz, Uğur Mumcu sonuna kadar gider. Düşünün 2-3 yıllık zaman dilimi içinde hem Kazım Karabekir gibi Atatürk'e karşı çıkmış, Atatürk'le bir anlamda hani biliyorsunuz tarihçilerin söylemiyle küs ölmüş bir kişinin ailesi Kazım Karabekir'in anılarını yazsa yazsa Uğur Mumcu yazar dediler ve ona verdiler. Aynı süreçte Türkiye'deki sosyalist hareketin ki Kazım Karabekir biraz hani sağ siyasetin içinde bilinir genel anlamda. Dini konularda biraz da Atatürk'ün laiklik ilkesini biraz katı bulur. Öyle bir yapısı var. Ama aynı süreçte Mehmet Ali Aybar, Türkiye İşçi Partisi'nin genel başkanı Uğur Mumcu'ya çok uzun bir söyleşi verir. Düşünün, çok farklı kesimler bile. Yani bir anlamda Uğur Mumcu hakikaten Türkiye'de hani gazetecilik atmosferiydi. Bir katmandı Türkiye'nin üzerinde. Evet katlettiler ama benim hani yürekten inandığım Uğur Mumcu'nun ruhunu yok edemediler ve var. Ve bugün yeni nesillerden de örneğin bizim neslimiz ondan çok etkilendi. Yeni nesiller de Uğur Mumcu'nun yaşamını, yazdıklarını mutlaka okumasını dilerim. Ben Uğur Mumcu kitabını yazarken inanır mısınız? İki duygu iç içeydi. Hem hemen yazmak, her gün o konuyla ilgilenmek istiyordum. Hem de bitmesin istiyordum. Çünkü yani tabii ki başka zamanda Uğur Mumcu'yu okuyabilirim ama hep iç içelik böyle. Masamın üstünde Uğur Mumcu'nun 40 diye ölümünden sonra kitap haline getirilen yazılardan oluşan 40 kitabı, yaşamındaki 23 kitabı hep böyle aylarca onunla yaşadım. Zaten saygım çok büyüktü, daha da arttı. Yeni kuşaklara Uğur Mumcu'yu sadece anmak yetmez,
anlamak gerekir aynı zamanda diyorum. Urumcu'nun bir özelliği daha, hani bir söz vardır. Kahramanlar hayattayken tarih konuşmayı sevmezlerler. Çünkü tarih kahramanlar öldükten sonra onların bütün hayatın olduğu gibi yazar. Uğur Mumcu şöyle yapardı. Kahramanlar hayattayken onlarla konuşurdu. Ve olaylar sıcakken onlarla konuşurdu. Bugünün genç kuşakları kitaplardan, tarihten öğrenmiş olabilir. Yaşı 60'ın üzerinde olanlar birebir anılarında vardır, oradan öğrenmiş olabilir. 1970'ler Türkiye'nin en acı dönemlerinin başında gelir. Hani ben Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi olarak 77-81 arasının öğrenciydim. 5 arkadaşımın cenaze törenine katıldım. Bir ilkokul öğretmenimin cenaze törenine katıldım. Terör olaylarından katledildikleri için. Uğur Mumcu, Uğur'a bizden bir önceki kuşaktaydı. Ve Uğur Mumcu 1967'den 72'ye kadar o deniz gezmişlerin, Mahir Çayanların kuşağı içinde böyle Kızıldere olaylarından sonra Ertuğrul Kürtçülerle ve o dönemin gençleriyle, tutuklanan gençleriyle Niğde cezaevinde konuştu. Onlar silahlı mücadelede yapmış insanlar ama Uğur Mumcu silahlı mücadeleye şu adı verdi: çıkmaz sokak. Silahla mücadele ederseniz bu yolun sonu çıkmaz oluyor dedi. O dönem hem Cumhuriyet'te hem sola hitap eden bir gazetede hem de devrime inanmış insanların okuduğu bir gazete ama silaha bulaşarsınız o çıkmaz sokakları çok açık, çok net, kahramanlarını konuşturarak yazmak müthiş bir hani hem cesaret, dirayet, strateji, öngörü, bilgi, duruş isterdi. Buna benzer verebileceğim pek çok örnek var. Uğur Mumcu 27 yıl önce öldürüldü. Öldürüldüğünde doğan çocuklar şimdi 27 yaşında. Yani bir kuşak Uğur Mumcu'yu tanımadı. Ama mutlaka almak yetmez. Onu anlasınlar, okusunlar ve Türkiye'nin tarihinde bir Uğur Mumcu var desinler diyorum. Vardı demiyorum, var desinler diyorum.